Galip Bey, eski iş ortağı Derman Kızılcı'yı hisse devri evraklarıyla saf dışı etmiş. Derman Bey de bu ortaklığın bitmesi sonucunda bütün mal varlığını kaybetmiş. Ve kısa bir süre sonra da ölmüş. Bu ölüm ailesi için çok acı olmuş. Derman Bey'in oğlu Cesur Kızılcı... Şirketten tanıdığı birkaç kişi sayesinde benim işe girmemi sağladı. Galip Bey'in şoförü olarak. Evet. Derman Bey'in ortaklığını bitiren evrakların sahte olduğunu düşünüyordu. Ve bu evraklara ulaşmak için de beni kullanmak istiyordu. Velhasıl uzun bir süre Galip Bey'in güvenini kazanmak ve evine girebilmek için sabrettim. Tabii bu arada her akşam Cesur Bey'e gelişmeler hakkında bizzat rapor verdim. Gizli ajansın yani. Peki bu durumda sana inanmamı nasıl bekliyorsun? Başkomiserim, yemin ediyorum ben masumum. Ben masumum diyen o kadar çok insan, o kadar çok katil gördüm ki. O yüzden sen bu sabah anlat. Bu sabah Galip Bey'i toplantıya götürecektim. Bir şekilde ne yapıp edip evinin anahtarını alıp... ...tabii o toplantıdayken evine girip o evraklara ulaşmayı planlıyordum. Tabii eve girip de Galip Bey'in o cansız bedenini gördüğümde şok oldum. Eğer polislere haber verirsem bir daha elime o evraklara ulaşmak için böyle bir fırsatın geçmeyeceğini biliyordum. Bu yüzden de Galip Bey'in üstünü çok dikkatli bir şekilde aradım. Cebinde bir dolap anahtarı buldum. Hemen evin üst katına çıktım. Dolaplara, çekmecelere baktım. Gizli bir dolap aradım. Çalışma odasında kilitli bir dolap buldum. Daha önceden Galip Bey'in cebinden almış olduğum anahtarla dolabı açtım ve evrakları aldım. Vallahi billahi cinayetle hiçbir bağlantım yok başkomiserim. Ben sadece gömleğimin koluna bulaşmış kan lekesini fark edince polisler gelmeden yıkayıp çıkartmaya çalıştım. Yani cinayeti ben işlemedim. Yemin ediyorum ben masumum.